Bir daha kendisini eleştirirsem, kurumunu eleştirirsem anında yayını kesecekmiş. Zaten kaybedeceğim kesin olduğu için bir onu suçlayarak başarısızlığımı örtmeye çalışıyormuşum. Bakın, bir bürokratın yaptığı açıklama bu. Hiçbir AKP'li bunu söylemeye cesaret edemedi, biliyor musunuz? Yani bir partili, rakibim bile bunu söylemeye cesaret edemedi. Ama devletin memuru, senin benim vergilerimle maaşını alan adam, TRT vergisi adı altında harcadığımız her kuruştan, ödediğimiz elektrik faturasından bile parası kesilen kanal bana bu tehdidi yapıyor. Mikrofonu da burada özellikle söylüyorum. Umarım canlı yayında da izliyorum. TRT'nin emekçi kardeşlerine, TRT'nin bütün çalışan emekçilerine saygılarımı sunuyorum. Onlar emekçi kardeşlerimdir. Onları selamlıyorum. Onların bu ayrımcılıkta hiçbir suçunun günahının olmadığını biliyorum. Onlar basın çalışanıdır. Sadece genel müdürüne hitap etmek istiyorum. Yani bana hakaret edip tehdit eden, şantaj eden genel müdüre hitap ediyorum. Sen bu halkın paralarıyla o kurumu kendi televizyonun gibi yönetemezsin. O kurum, yani genel müdür olduğun kurum, bu halkın ortak malıdır. Ve TRT kanununda da ayrımcılık yapmayacağın açıkça yazılıdır. Ayrımcılık yapamayacağın açıkça kanunen yazılıdır. Yüksek Seçim Kurulu da aldığı kararlarda kamu yayıncılığında TRT'de adaylara eşit şans vermek zorunda olduğunu ilan etmiştir. Sen buna rağmen yaptığın açıklamada seni bugüne kadar 11 Temmuz'dan itibaren 244 dakika canlı yayında verdik diyorsun. Bir defa 11 Temmuz'dan itibaren demen zaten suçunu itiraf etmendir. Seçim başladıktan 12 gün sonra beni vermeye başladı. O da eleştirdikten sonra, o da seni teşhir ettikten sonra. İkincisi, 244 dakika beni vermişsin. Ama 7200 dakika Recep Tayyip Erdoğan'ı vermişsin. Bunu niye yazmıyorsun açıklamaya? 7200 dakika bir aday, 244 dakika bir aday. Şimdi beni tehdit eden TRT'nin genel müdürü seni tekrar eleştirince yayını, canlı yayını kesecekmişsin. Bak, açıkça seni eleştiriyorum. Kesmezsen şu mikrofon, şurada gördüğün mikrofon var ya, bu mikrofon. Şu mikrofon bile bizim paralarımızla alınmış. Bu mikrofon bile bizim malımızdır. Anlatabiliyor muyum genel müdür? Bu mikrofon bizim malımızdır. Ama sen adil olmayı, vicdanlı olmayı unutmuşsun. Adaletin ne olduğunu unutmuşsun. Sen iktidarın esiri haline gelmişsin. Güce tapıyorsun. Korkuyorsun. AKP'nin adayından korkuyorsun. Ben olsam Allah'tan korkardım. Adaletsizlik, haksızlık yaparken önce Allah'tan korkardım. Çünkü Tayyip Erdoğan'dan büyük Allah var. Sen Tayyip Erdoğan'dan korkma. Hakkın ve halkın adaletinden kork. Onların gazabından kork. TRT'nin genel müdürü. Senin beni tehdit edebilecek kadar ne kapasiten var, ne yetkin var, ne cesaretin olabilir. Yayını da kesiyorsan kes. Yayınlamıyorsan da yayınlama. Sen bilirsin. Ama ben seni her gün eleştirmeye, her gün teşhir etmeye devam edeceğim. Zannediyor musun ki senin Recep Tayyip Erdoğan'dan korktuğun gibi ben de korkuyorum? Sen onu mu zannediyorsun? Sen bizi tanımamışsın. Kusura bakma, bizi tanımamışsın. Biraz geçmişimize baksan, biraz geldiğimiz mücadeleye baksan, biraz arkamızdaki halk gücüne baksan, Allah'tan başkasının önünde bugüne kadar diz çökmediğimizi görürsün, anlarsın. Senin ve senin patronun önünde niye diz çökelim ya? Biz bu devleti değiştireceğiz, devleti. Demokratik devlet yapacağız.
İşte senin zihniyetini değiştirmek için geliyoruz biz. TRT'yi halka karşı sopa olarak kullanan zihniyeti değiştirmeye geliyoruz. İşte devlet benim malımdır, TRT benimdir diyen anlayışı değiştirmeye geliyoruz. Devlet halkın malıdır, TRT halkların malıdır. Bunu hayata geçirmek için geliyoruz. O nedenle sen herkesten çok paniklemişsin. Haklısın. Çünkü seni görevden aldıracağım Cumhurbaşkanı olursa. Haklısın. Haklısın tabii.